Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin kolla Bu da sana ders olsun Sevgili gençler merhabalar, ben Adem Ucunuz. Bugün Parabol'da arkadaşlar, üretici test 3'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Parabol'un denklemi aşağıdakilerden hangisidir? x eksenini kestiği iki noktayı biliyorsunuz ve parabol üzerinde başka bir nokta biliyorsanız bu denklemi yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz şöyle yapacağız. Normalde arkadaşlar y eşittir a çarpı diyeceğiz. Denklemin bir kökü eksi 1'e eşitse yani x eksenini kestiği noktalar denklemin kökleridir. O zaman denklemin kökünün eksi 1 olması için çarpının arkadaşlar x artı 1 eşit olması lazım. Çarpı diğer denklemin kökünün 4 çıkması için çarpının x eksi 4 eşit olması lazım. Şimdi ben bu a çarpanını bulursam parabol denklemini bulmuş olacağım. Onu da arkadaşlar parabol üzerindeki şuradaki nokta yani koordinatları bunun sıfıra 2 noktasıdır. Parabol üzerinde olduğundan denklemi sağlar. O zaman y değerini 2 aldım. x arkadaşlar 0 verirsem burası 1 çarpı eksi 4 olur. Her tarafı eksi 4 ile sadeleştirdiğim zaman 2 bölü eksi 4 a eşit olacak. a değeri de buradan eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Bunu yerine yazdığımız zaman arkadaşlar a değeri eksi 1 bölü 2 çarpı şu iki ifadeyi de arkadaşlar ben çarpıp düzenlersem burası x kare eksi 4 x artı bir tane x bir ile de eksi 4'ü çarparsak eksi 4. y eşittir eksi 1 bölü 2 çarpı burası x kare eksi 3 x eksi 4 olacaktır. İsterseniz bu Eksi 1 bölü 2 ile dağıtırsak arkadaşlar. Eksi x kare bölü 2. Artı 3x bölü 2. Artı 2'ye dönüşecek bizim aradığımız parabol denklemi. Yani cevabımız arkadaşlar. A şıkkı olarak bulunmuş olur. 2x kare eksi 4x artı 7 parabolünün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? İsterseniz bunu grafik üzerinde noktalardan giderek sonucu ulaşalım. Arkadaşlar ilk yapmamız gereken şu. X'e 0 verip y eksenini kestiği noktayı bulmak. X'e 0 verdiğiniz zaman y eksenini kestiği nokta parabolün sabit sayısı olan 7'ye eşit. O zaman parabol arkadaşlar y eksenini 7'de kesecek. Bütün grafikler y eksiğinde 7'de kesmiş arkadaşlar. Peki kollarımız arkadaşlar yukarıya bakacak. Bütün grafiklerin kolları yukarıya bakıyor. Tepe noktasını bulalım isterseniz. Tepe noktası dediğimiz formül arkadaşlar. R ve K'lardan oluşuyordu. R dediğimiz ifade eksi B bölü 2A'a eşitti. Bu ifadenin B'si eksi 4 eksi ile çarparsak burası artı 4 bölü. A dediğimiz değer 2. 2 ile de çarparsak 4 olur. Yani tepe noktasının reisi 1'dir. K dediğimiz ifadeyi de fonksiyonda bulduğumuz değer yerine yazılarak bulunuyordu. X'ini 1 yazarsam 2 eksi 4 artı 7 olarak hesaplanırsa burası da 5'e eşit çıkar. Yani tepe noktasının koordinatları da 1,5 olacaktır arkadaşlar. Dikkat ederseniz tepe noktası 1,5 olan tek bir seçenek vardır. O da A seçeneğidir. O zaman doğru cevabımız bu olacaktır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar, grafiği verilen parabolün denklemi hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar parabol denklemlerinde y eşittir a çarpı x eksi x eksenini kestiği noktayı çıkartıyorsunuz ve teğet olduğu yerlerde bunun üstüne 2 koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu a'yı bulabilmek için de şunu yapacağız. Parabol üzerindeki şuradaki noktanın koordinatları 0'a eksi 2 noktası olduğundan denklemi sağlayacaktır. Y gördüğüm yere eksi 2 yazdım. X gördüğüm yere de 0 yazacağım. X gördüğüm yere 0 yazarsam burası eksi 2'nin karesi olur. Düzenlersek eksi 2 eşittir 4a. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğim zaman a değeri buradan eksi 1 bölü 2'ye eşit. Aradığımız parabol denklemi o zaman eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2'nin karesi şeklinde olacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar Adana seçeneği olacak. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar. Şekildeki parabolün x eksenini kestiği noktalar A ve B'dir. AB uzunluğu 4 birim olduğuna göre A kaç eşittir? Şimdi arkadaşlar şu x eksenini kestiği noktalar bizim parabolümüzün kökleridir. Yani ben buraya x1 şu B noktasına da x2 dersem şuradaki uzaklık da arkadaşlar A ile B arasındaki mesafede 4 santim. Şimdi normalde uzaklık arkadaşlar sağdaki noktadan yani x2'den soldaki noktayı çıkartarak mutlak değer kullanmadan uzunluğu bulabiliriz. Burası 4'e eşit. Aynı zamanda bu köklerdir. Kökler toplamının da ben arkadaşlar formülden eksi b bölü a'dan değerini bulurum ve eksi 6'ya eşit. Ben bunları taraf tarafı topladığım zaman x1 bir değer birbirini götürecek. İki tane 2 tane x2'nin değeri eksi 2 eşit. x2 de buradan eksi 1 olarak bulunur. Kökler toplamı eksi 6 olduğundan dolayı demek ki x1 dediğimiz kökte arkadaşlar eksi 5'e eşit. Şimdi denklemin kökü denklemi sağlar. O zaman ya 5 eksi 5 ya da eksi 1'i denklemde sağlatarak a'yı bulabiliriz. Denklemin kökü e, değeri 0 yapar arkadaşlar. O zaman ben x yerine eksi 1 yazarsam y değeri 0 olacak. x gördüğüm yerlere eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi artı 6 çarpı eksi 1 eksi a artı 1. Düzenlersek burayı arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1. Burası eksi 6 olacak. Eksi a artı 1. Eksi a'yı karşıya attım. Artı a eşit. Burayı da düzenlersek birden 6 çıktı. Eksi 5, eksi 5 de 1'i toplarsak A değerimiz eksi 4'e eşit çıkacak. Doğru seçeneğimiz Bursa. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Şekilde verilen parabolün denklemi AX kare artı BX artı C ise 2 tane A artı B eksi 2C'nin değeri kaça eşittir? Şimdi biz x ekseninde kestiği noktaları vermiş. Bir de y eksenini kestiği noktayı biliyoruz. Biz bu parabolün denklemini yazabiliriz arkadaşlar. Denklem eşittir. A çarpı kökleri arkadaşlar x'ten çıkartacağız. Yani birinci çarpanımız x eksi 1 olacak. İkinci çarpanımız ise x eksi 4. x'ten tek tek kökleri çıkarttık. A'yı bulabilmek için şu parabol üzerindeki noktamız yani sıfıra 2 noktasını denklemle sağlatacağım. Y ye yerine 2 yazdım. X yerine de 0 yazarsam burası eksi 1 çarpı eksi 4 olur. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman A değeri buradan 1 bölü 2'ye eşit çıkacak. O zaman aradığımız parabol denklemi 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 ile x eksi 4'ü çarparsak burası x kare eksi 4 x eksi 1 x artı 4 şeklinde olur. y eşittir. Buradan 1 bölü 2 çarpı. Burası x kare eksi 5 x artı 4. 1 bölü 2'yi de içeriye dağıtırsak arkadaşlar burası x kare bölü 2 eksi 5 bölü 2x 2 x artı 2'ye eşit. Aslında A dediğimiz ifade burada 1 bölü 2 eşit olacaktır. B dediğimiz ifade eksi 5 bölü 2. C de 2 eşit. Denklemde yeni yazarsak 2 çarpı 1 bölü 2. B değerimiz eksi 5 bölü 2 eşit. C değerini de 2 ile çarparsak burası eksi 4 olur. Düzenlersek şu ikiler birbirini sadeleşti. Burası 1 eksi 5 bölü 2 eksi 4. Düzenlersem 1'den 4'ü çıkartırsam eksi 3 olur. Eksi 3 de eksi 5 bölü 2'yi toplarsam eksi 11 bölü 2 olarak bulunmuş olacak doğru seçeneğimiz. Adana. Evet son sorumuz arkadaşlar. Şekilde parabolün x eksenine en yakın noktasının koordinatları toplamı nedir? Şimdi x eksenine en yakın noktası arkadaşlar tepe noktasıdır. Tepe noktasının koordinatlarını bulmamızı istiyor. Tepe noktasının koordinatları (r, ve k eşittir. r dediğimiz değeri bulmadan önce arkadaşlar isterseniz şu bilinmeyeni bulmaya çalışalım. Şurası 0'a 6 noktası olduğundan ve parabol üzerinde olduğundan denklemi sağlar. 6 eşittir. X 0 yazarsam C değeri buradan otomatikman 6 çıkacaktır. Yani parabol denklemi aslında x kare eksi 4x artı 6'ya eşit. Ben bunun r'sini bulacağım. Eksi b bölü 2a formülüyle buluyorduk r'sini. B dediğimiz değer eksi 4'e eşit. A dediğimiz değer de 1'e eşit. Burası 2 olur. 4 bölü 2'den tepe noktasının reisi 2. K'sını bulurken fonksiyonda bunu götürecektik. Yerine yazacaktık. K eşittir. Denklem yazarsam 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 6. Düzenlersem 2'nin karesi 4. 4 ile 2'yi çarparsak burası eksi 8 artı 6. K değeri de buradan 2 olarak bulunur. O zaman tepe noktasının koordinatları arkadaşlar. J'si 2 eşit. K'sı 2 eşit. Koordinatlar toplamı da 2 artı 2'den 4 olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz C. H. Evet arkadaşlar. Son sorumuzu çözdük. Diğer videolarımızda arkadaşlar parabol çözümlerine devam ediyoruz. Takipte kalın. Bol bol ders izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.